hikaye anlatımında bir şiir söylüyor Müdami. Birincide diyor ki, bir ulah kadını gördüm gidiyor. Nuri'nin bir şiiri, Aşık Nuri. İkincide öğretmenlere anlatıyor hikaye, diyor ki, bir ulah bayanı gördüm gidiyor. Yani onların biliyor ki bayan lafını onlar sever. Adımı değiştiriyor. Bir ulah bayanı gördüm ben diyor. Bu kabul edilir bir değiştirme. Yani yapıyorlar onu. Şöyle de mesela serçe kande olsa kendine çeker diye Pir Sultan'ın bir deyişi var. Son dönemde bakıyorum bizim köylerde serçe nerede olsa kendine çeker diyorlar. Eğer o söz Türkçeleştiğinde anlaşılmıyorsa ve söz uyumunu yani cümlede şeydeki şiirdeki ahengi bozmuyorsa kande ve nerede çok uymuş. Serçe kande olsa demiyor da serçe nerede olsa kendine çeker diyorlar. Evet, evet. Ama diyelim ki şeyi bozuyorsa, ölçüyü bozuyorsa söylemiyorlar. Aşık Veysel'in bir şiiri var. İrza mı senin adın? Nittin baltayı baltayı. Rıza mı dediğin zaman ölçü bozuluyor. Kızıyorlar ama diyorlar ki Veysel'e sadık kal. Ama eğer şey olmasaydı inanın orada ölçü bozulmasaydı diyelim ki Rıza yerine İrza demese şey o an bir şey demezlerdi. Onu gördüm. Halkta bir şey var. Bir terazi var. Tabii. Bir şey türküsü var. İrevan'da balam kaldı, Nahçıvan'da evet. Gülüm kaldı diye çok sevdiğim bir gurbet türküsü. Bunu yeniler söylerken Şolrevan'da gülüm kaldı diyor. Şolrevan dedi mi Türk'ün içine diyor affedersin. Halk İrevan diyor. Tabii İrevan. Revan'ı bunlar İrevan demeyi şanlarına yediremiyorlar. Ece düşüyor o vakit Şolrevan'da diyor. Saçma bir şey. Şey diyorlarmış hocam şimdi yeninin sloganlarını bile halk değiştiriyor kendine göre. Siz biliyorsunuzdur bu susma sustukça sıra sana gelecek şeyinde. Bizim oralardan yine emlakçı belki bizim köylü bir kadın orada bağırıyor diyor susma sustukça keşik sana gelecek diye kendine göre değiştirmiş yani bu iyi bir şey eğer anlamını değiştirmiyorsa bence. Bu şeyin sözlü olmanın zarureti bu. Evet. Bir hatırlarsın bir atasözü var şeyde. Tabii tabii. Dede Korkut hikayelerinde. Diyor ki at işler er övünür. Yani şeyin kavgada asıl iş ata düşer, er övünür. Sonra 200 yıl sonra aynı atasözü alet işler el övünür oluyor. Evet. Sonra ben 70'lerde şeylerde Toroslarda bir yaylacayım. Köserenli aşiretinden Süleyman Ağa'nın çadırına misafirim. Çadırda 3 kız, Süleyman Ağa, karısı ve ben yatıyoruz büyük bir çadır. Kızlar sabah erken kalkıyorlar kadınla beraber, odunu kesiyorlar, ocağı yakıyorlar, yemeği pişiriyorlar. Süleyman Ağa kalkınca her şey hazır, önünde demlik, elinde tesbih, namazını kılıyor, abdestini alıyor. Başka hiçbir iş yaptığı yok ama üyünüyor. Diyor ki, ben 400 keçim var, doğru 400 keçisi var, şöyle çalıştım, böyle çalıştım derken, kadın bir ara dayanamadı, dedi ki, avrat işler er övünür. Aynı atasözü yeni koşullara göre değişiyor. Tabii canım bizim mesela köydeyken ben düşünüyorum köydeyken çamaşır sererdik. Çamaşır niye? Çalılara, top şeyin üstüne, çimenlerin üstüne seriyorduk taşların üzerinde. Şimdi baktım çamaşırı asıyorlar. Çamaşır asmak diyorlar. Sermeden asmaya geldi. Farkında olmadan böyle bir değişim yaşanıyor. Evet. Hayat değiştikçe çünkü ip geliyor. İp yok eskiden asıyorlar. Çok kullanılıyor bir şey. Çamaşır asmayı, çamaşır sermeyi. Sermek güzel de falan. Şeyde var bir fıkralar bir dilden bir dile geçerken nasıl değiştiğine dair benim Nasrettin Hoca diye bir kitabım var. Bilmem gördüm. Gördüm biliyorum. Orada bir adam koşa koşa geliyor şeye diyor ki hoca efendi diyor filan diyor orucu yedi. Nasrettin Hoca da diyor ulan bir de çıksa da namazı yese de kurtulsak bari. Şimdi bu fıkrada orucu yemek, oruç yemek Türkçe söylenince var. İngilizler orucu kırmak diyorlar, Araplar orucu bozmak diyorlar. Yani Türkçe söylemek, Türk diliyle söylemek o fıkrayı bize mal ediyor. Yoksa orada da var, orada da var.
Perten Navi Baratov'un bir Nasreddin Hoca fıkraları yayınlandı, yasaklandı. Şimdi yasak değil. Şimdi yasak değil galiba da. Yapı Kredi yayınladı, yasak da olmadı. Şimdi yok, Yapı bir Kredi onu yayınlayınca, Yapı Kredi'ye çok para yatıran şeyler, softalar. Demişler ki bu kitabı yayınlarsanız paralarımızı çekeceğiz biz. Onun üzerine korktular, mahzene kilitlediler o kitabı. O kitap mahzende kilitliyken ben 5 tane getirttim Amerika'ya. Bir tanıdık buldum. Sonra edebiyatçılar bir... Derneği bastı onu. Ben oradan aldım. Edebiyatçılar yani derneği yayınlayınca yasak bitti. Yasak. Şimdi başkaları da bastı mı bilmiyorum ama edebiyatçılar derneği yayınladığı kitap var bende. Kırmızı yayınları mı ne? Evet. Hikayelerin eski yazmalarda %20'si müstehcen. Evet. Dehşetli müstehcen. Sonra bunları ayıp görüyorlar. Özellikle baskıya geçtikten sonra Emine Ataş basması, sonra matbaa basmasına geçince ne diyorlar onları? Bunlar nasıl yapılmaz, yakışmaz diyorlar. Böyle şey olmaz. Halbuki orijinal fıkralar ama ya o fıkralar bile yani Bektaş fıkralarında da çok müstehcen gibi şimdi görünür ama tam müstehcen değildir. Farkında olmadan onu öyle anlatırlar yani. Onlar için çünkü halk hayatın dışı bir şey değildir. Halk müstehcene ayıp saymıyor. Evet. Komik sayıyor. Komik sayıyor. Gülüyorlar. Yani ben bu hikaye anlatanları anlatırken halk nerede gülüyor diye tespit edeceğim. En çok güldükleri yer, en müstehcenleri yerler. Kalk 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 gülüyorlar. Ama onu ayıp sayalım işte biz ademler. Şeyimiz bozulur, terbiyemiz bozulur. Hocam o yüzden sizi toplantıdan şey yaptılar değil mi o konuşmanızı? Evet, Nasreddin Hoca'nın bir şeyini anlattım Ankara'da. Nasreddin Hoca sempozyumunda. Fıkrasını. Dedim ki hocaların fıkrası, hocanın fıkralarının %20'si eski yazmalardan müstehcen. Üç fıkraları yazdıklarım bak anlatayım size dedim. Hocanın şu fıkrasını anlattım. Hoca bir gün bir şehre gidiyor, minareyi görüyor. Bu ne diyorlar? Diyorlar ki bu bizim şehrimizin sikidir. Hmm. Peki buna göre götünüz var mı varsın? Ben bunu söyleyince dinleyicilerden Saim Sakaloğlu fırladı. Bu bizim kültürümüze hakaret ediyor, susturun bunu falan filan diye bağırmaya başladı. Hoca diyor minareye binmez mi? Ulan bu fıkra. Fıkra mı? Hoca minareye çabuk gelir. Ama o vakit henüz minare kültürüne çok saygılı değil. Yani İslamiyet'in yeni yerleştiği yıllar. 15. yüzyıl. Ondan bunu söylüyor. Of, zaten yasaklanan kitapta da buna benzer çok ilginç fıkralar var. Hangi yasak? Yani yasaklanan derken Pertemnay Baratov'un ilk olduğunda şey var. Onlar gene elemişler. Tamam. Ben bir kitap buldum ama 1915'te yayınlanmış İngiltere'de. İngilizce yayınlanmış. Sir bilmem kim diye birisi yayınlamış. İngilizcesi duruyor. Türkçe çeviremedim ama duruyor. Hasluk mu? Hasluk değil lan. Bir, bilmediğim bir adam. Şey mi? William. Sir bilmem ne diye birisi Nasreddin yayınlamış. Nasreddin Hoca mı? Nasreddin Hoca fıkralarını. Ha. Ama Cumhuriyet Gazetesi'nin yabancı dillerde yayınlanan Nasreddin Hoca'lar diye, Nasreddin Hoca kitapları diye bir yazısı vardı. O yoktu o dediğim kitap. Onu ben Adana'da Eskici'de gördüm tesadüfen. Öyle bir kitap var bende. Çok var. 15'te, evet. 1915'te daha Cumhuriyet kurulmadan önce yayınlanmış. Var. Yani daha bir de, eskiden de var. Bir de hocam bir şey soracağım size. Şimdi ben annemden bir hikaye dinliyorum. Teybi açıyorum. Annem bir hikaye anlatıyor. Şimdi bu hikayeyi ben nasıl yazmalıyım? Mesela annem konuştuğu tabirle söylüyor. Şimdi bakın. Onu bugünkü yani İstanbul diline çevirmeli miyim? O dile sadık mı kalmalıyım? Bunun ortası nedir? Kalabilirseniz kalın. Ama kalamazsanız çok önemli değil. Siz bir dil çalışması yapmıyorsunuz. Zaten onu annenizin söylediği gibi tespit edebilmek için özel bir alfabe kullanmak lazım. Evet. 28-30 değil, 80-90 işaretlerle onun tamamını ancak tespit edebiliyorsun. Onun için yazarken çok önemli değil. Dil tetkiki yapacaksanız, efendim ağızlar tetkiki yapacaksanız, lehçeler tetkiki yapacaksanız o vakit olur. O vakitte zaten çok daha onu aslında sadık tespit etmek için yeni usuller var. Transkripsiyon alfabesi diye bir alfabe var. Onu bilmek lazım. Mesela E bizde, bizim köyde bana Elhan derler. Elhan. İlhan da değil, Elhan da değil. İkisinin arasında bir şey bu.
Onu hangi harfle göstereceksin? Nasıl derler hocam size? Nasıl derler köyde? Elhan derler. Elhan. Köyde derler, Elhan derler. Bunu göstermek için E harfi için 3-4 işaretiniz olması lazım. Yangıl elma diyor mesela annem de. Bir şey gönderiyor, diyor ki yangıl elma gönderdi. Şimdi yangıl nasıl yazılır? Yangıl elma. Nenin üzerine bir işaret koyulur. Eskiden. Yangıl yapmak için onu. Olmuyor. Onun için siz onu ona zaman harcamayın. Yani siz fıkrayı tespit edin. Ondan sonra o kadar. Yani yazabildiğinizi yazın. Yanıldım derse yanıldım, yazın yaz. Gelik derse gelik yazın, geldim yerine. Ama bütün teferruata gidip de onun şivesini tespit etmek kullanılmıyor. Yüzler bir de... Cilciler yapıyorlar, danışıyorlar. Teyp alıyorlar, sonra tutuyorlar onu özel transkripsiyon afilesiyle çeviriyorlar filan ya. Yani. Zor iş yok. Yüzler sen bu Pir Sultan'la ilgili kendi bildiklerini, duyduklarını bir anlatabilir misin? Bu bir ödev çalışması da olabilir ama hani ne biliyorsan ona. Okudum. Nasıl ben okumayı merak etmiyorum, o var. Her şimdi Haydar Avcı'nın kitabında ben bir eksiklik gördüm. O da şu, Haydar Avcı bu olayı anlatırken önemli bir gelişme oluyor Bektaşi Tekkesi'nde. Ben aslında Alevi'nin Hacı Bektaş tarihiyle ilgili onu yazmaya çalışıyorum. Alevi tarihinde önemli bir kırılma noktası, Sersem Ali Baba denen Server Paşa'nın Hacı Bektaş Tekkesi'ne gelip el koymasıdır. Sersem Ali Paşa, Kanuni'nin kaynıymış. Asıl adı Servet'miş, başbakanlık yapmış bu adam. Sersem Ali Baba'yı kalsın ya, doluk mu yeteceğim? Ha dur, peki. Sersem Ali Baba'yı, Balım Sultan şöyle, iki şey var diyor. Balım Sultan, başka tarihlerde de gördüm. Balım Sultan 1516'da kendi mezarını yaptırmış. 20'de de ölmüş. 20'de de ölünce o mezara gömmüşler. Sanki 1516'da mezarını yaptırınca kendi de ölmüş gibi anlatmış Haydar Avcı bir. İkincisi de Balım Sultan ölünce Balım Sultan'ı da Dimit Oha'daki Kızılderili Tekkesi'nden getiriyorlar ya. Kızılderili Tekkesi'nde bir zamanlar eğitim gören şey gelmiş oraya. Sersem Ali Baba diye daha sonradan bileceğimiz adam gelmiş. Fakat Kalender Çelebi çok güçlü olduğu için Kalender Çelebi koymamış, gitmiş. Bu Alevi Kimliği diye bir profesörün bir şeyi var. Bir kitabı var. Sağcı bir adam Alevi Kimliği diye çıkardı. Orhan Türkdoğan. Orhan Türkdoğan. Orhan Türkdoğan'ın kitabında da var. Birçok yerde de gördüm bunu. Daha sonra onlar da öyle diyorlar. Yani Sersem Ali Baba Kalender Çelebi'nin güçlü olmasından, Kalender Çelebi'nin bir isyan çıkaracağını düşündüğünden dolayı orada kalmadı gitti diyorlar. Kalender Çelebi isyanı 27'de patlıyor, 28'de öldürülüyor. Kalender Çelebi'yi öldürüyorlar. Şimdi Kalender Çelebi isyanında şey sağ, Pir Sultan sağ. Buna bir şey dememiş olması mümkün değil. Bununla ilgili bir ilişkisi olmuş olabilir. Şimdi buradan geçiyoruz. Belirli bir zaman sonra işte tekkeyi kapatıyorlar. Daha sonra İstanbul'da bir tavım dedikleri bir salgın çıkıyor. Bu salgından sonra 1551'de ya da 52'de Balım şey Sersem Ali Baba diye bizim Alevi edebiyatında bilinen Kanuni'nin kaynı Server Paşa Tekke'ye geliyor. O zamana kadar Aleviler Hacı Bektaş Veli'nin bir evladı olduğuna inanıyorlar. Çünkü vilayetnamede evladı var. Vilayetnamede 1480'lerde falan çıktı söylüyor. Şimdi geldiğinde Sersem Ali Baba'nın iddiası şu. Diyorlar ki Hacı Bektaş hiç evlenmemiştir. Hacı Bektaş'ın evladı yoktur. Bu Çelebiler onun evladı değildir. Ona inanmayacaksınız, bana inanacaksınız diyor. Orada yolda bir bölünme var. Şimdi benim gördüğüm, benim anladığım kadarıyla eğer siz Sersem Ali Baba gibi düşünüyor, Sersem Ali Baba'nın yanına gidiyorsanız size değirmenler, hanlar, hamamlar, apartmanlar veriyorlar. Ama yoldan dönmezseniz sizi öldürüyorlar, dağlara sürüyorlar. Ben Pir Sultan döneminde bir ayaklanma olmadığını herkes söylüyor. Pir Sultan'ın ölmesine herkesin de bir ayaklanma oldu diye açıklamaya çalışıyorlar. Ben Pir Sultan'ın öldürülüşünün nedeninin Pir Sultan'ın bu yoldan dönmemesi olduğunu düşünüyorum. Bu tarihçilerin hiçbirisi Server Paşa, Alevilik'teki bu yol ayrımına hiç dokunmuyorlar, hiç değinmiyorlar. Halbuki en önemli olay o, Pir Sultan'ın müsahibi olan Ali Baba da yoldan yani eski yoldan çıkıp Sersem Ali Baba tarafına dönüyor. Yani Server Paşa'ya sen haksın diyor, ondan yana gidiyor. Alevilik'teki o yol ayrımında
Sersem Ali Baba'dan yana olanlara bizimkiler babacı diyorlar. Ötekilere de Çelebi diyorlar. Onlar cemlerinde bir tarik diye bir şey var. Ona vuruyorlar. Bizim Aleviler pençeciler işte. Pençe Ali Baba diyorlar. Şehirlerde kalanlar daha çok dervişçi oluyor. Hatta dervişçilerle dedeciler birbirlerine kız alıp kız vermiyor. Biz bu sene, geçen seneki Pir Sultan etkinliğinden sonra Divriği'nin bir köyüne gittik. Anzahar diye. Böyle çok okur yazarı çıkan bir köy Anzahar. Anzahar köyünde 3 tane tekke var. 3 tekke var. Bunlardan birisi Derviş Muhammed'in. Birisi de bilmem ne baba diyorlar. Gani Baba'nın. Gani Baba'nın tekkesinde kalan adamla konuştuk. Ben tekke şenlendiricisiyim diyor. 80 yaşlarında bir adam. 82 yaşındayım dedi. Muhabbetin sonunda dedik ya siz burada bir cem gördünüz mü? Biz Adana'da tartışıyoruz. Cemde dolu olur mu? Rakı içilir mi? Bizim köylerdeki cemlerde herkese bir dolu fincan içki verirler. Şarap veya rakıdır. Ama bu Kürt Alevilerinde, başka Alevi yerlerinde olmuyormuş. Bizim oralarda etkindir. Adam dedi ki, döndü dedi ki ben hiç cem görmedim dedi. 80 yaşında adam. Dedi ki ya nasıl cem görmedin? Bu köyde dedik cem olmaz mıydı? Dedi ki cem olurdu da dedi. Biz dervişçiyiz. Bunlar dedi dedeci. Çelebi yanlısı. Bizi ceme koymazlardı ki biz üç evlilik dedi. Oradan şunu anladım ki 80 yaşındaki bir adam bunlar aynı köyde oldukları halde birbirlerini ceme bile almıyorlar. Şimdi böyle çok keskin bir ayrım var. Bunu tabii daha sonra gelince annemle konuştum. Annem de dedi bizimkiler dedi misafir bile almazlardı dervişçileri. Dervişçiler de bunlar aynı şeyi yapıyorlarmış. Şimdi böyle bir tam keskin bir ayrım var. Ali Haydar Avcı bundan hiç söz etmemiş. Söz etmeyince bir eksiklik kalmış bence. Pir Sultan'ı hep şeye getirmeye çalışmışlar işte, ayaklanma çıkardı. Bence Pir Sultan bir ayaklanma çıkarmıyor ama bu ayrımda dervişçilere karşı çıkıyor. Devletin bu uygulamasına karşı çıkıyor. Yolumdan dönmem demesinin ikide bir işte yolumdan döneyim de yolsuz mu kalayım filan şiirlerinde böyle demesinin nedeni de bu durumdur diye düşünüyorum. Ben Ali Haydar Avcı'nın Kalender Çelebi İslamı diye bir kitap da var. Kalender Çelebi'nin şiirinde ser vermeyene server demeyin diye bir söz de geçmiş. Ser vermeyene server demeyin. Server Paşa'yı bilmeyince serveri, ser vermeyi sıfat olarak kullanmış. İsim olarak kullanmamış. Bence Kalender Çelebi server demeyin falan diye ona kızmış büyük ihtimalle. Çünkü Kalender Çelebi Sersem Ali Baba'nın Server Paşa olduğunu biliyor. Dedecilerle bu dervişlerin ya da bugün daha hani geleneklerinde, göreneklerinde, cemde ya da muhabbette ya da Alevi inançlarında farkı ne? Siz, farkı şu. Sizinkiler ne diyerek mesela dervişçilere kızıyor mesela? Bak iki türlü kızıyorlar bak. Şimdi ben müsahip kardeşliği anlatırken bir yazımda da yazdım. Şimdi dört kardeşik bir gömlekte yatarız. Gömlek birdir bir vücuda çatarız. Kendimizi ateşlere atarız. Ateş nedir, duman nedir, köz nedir diyor Pir Sultan. Dört kardeşiz derken bizim orada ceme girmek için dört kardeş olmak lazım. Şimdi bizim orada bir genç kız ya da genç bir oğlan dedenin karşısına bir hizmet edip de geldiği zaman bekarsa başın iki ayağın dört olsun derler. Yani evlenesin başın iki başlı olasın. Eğer iki başlı olmuşsa başın dört olsun derler. Yani yola giresin. Yola girmek için evlenmek şarttır. Yani evli olacaksınız, sizin gibi evli bir çift bulacaksınız, dördünüz bir şeye geleceksiniz ceme. Şimdi tek başınıza yola giremezsiniz. Yola girmek için Pir Sultan'ın bir iki şiirinde var. Yola girmek için evli olacaksınız. Sizin gibi bir müsahip kardeş bulacaksınız. Müsahip kardeşinizden birlikte gelip bir derviş bulacaksınız. Derviş derken bir rehber bulacaksınız. Aha, o rehber sizi eğitecek. Mürşit değil. Ha, rehber. Rehber. Mürşit dede. Rehber şimdi bak, kim? Rehber yola girecek şimdi adeli. Şöyle diyeyim bak. Şimdi hocam bizim orada ayrım şöyle, yola babama da sormuştum. Babama bir gün dedim ki, baba ben neyim? Cezaevinden çıktım. Ben dedim neyim? Alevi miyim, Sünni miyim, neyim? Düşündü uzun uzun, düşündü. Dedi ki, oğlum sen dedi muhipsin. Muhip. Dedim peki muhip ne demek baba? Dedi ki, muhip sizin dedi örgüte sempatizan dediğiniz şey. Nasıl dedim yani? Oğlum dedi siz örgüte sempatizanı hemen alıyor musunuz? Biz alırız aslında da. Yok dedim. Şimdi sempatizanı bir dedi eğitimden geçireceksiniz ki örgütü alacaksınız. Şimdi biz de dedi muhibe. Aleviliğe meylededen muhip deriz. Muhip Aleviliğe meyledecek. Meylettikten sonra belirli koşulları var. Evlenecek. Kendisi gibi bir müsahip bulacak. Müsahip kardeş bulacak. Müsahip kardeş olduktan sonra kendilerini o dört kişiyi eğitecek bir rehber bulacak.
O rehber onlara askeri diye eğitim verdikten sonra, yani bir az eğitim verdikten sonra bir cem yapacaklar. Cem olduğunda rehber onları kulağından tutacak, boynundan tutacak, çekmeyecek. Meydana getirecek. Meydana dedi, şöyle söylemişti babam, ben onu yazdım da, meydana dedi, yola girecek 4 kişi gelir. Ama meydanda 5 kişi vardır. 5'i bir yerde laf oradan çıkmış, benim bildiğim. Niye 5 kişi vardır? 4 kişi yola girecektir, bir de rehber vardır. Rehber, yola, daha önceden yola girmiş kişidir. Yani yola daha önceden girmiş rehber yanına alır 4 kişiyi meydana getirir. Meydana der ki bunlar yola girmek istiyoruz der. Dede mürşittir. Mürşit mahamından yani, pir, yani Hacı Bektaş mahamında oturan kişinin adı dededir, mürşit. Bir de rehber var. Rehbersiz yola girilmez rehberin. Rehber de dede de şeye sorar oradan cemaata. Cemaate der ki ey cemaatim işte ne diyorsa ey cemaat ey ahali bunlar yola girmek istiyor. Bunlardan şikayetiniz var mı alalım mı? Eğer oradaki ahali bunu yola alalım derse, onu yola alırlar. Yol aldıktan sonra bu adam talip olur. Yani talip, talebe, öğrenci, yola girmiştir artık. Yola giren de diyorlar ki ölmeden önce öldü. Yani sen ölmeden önce ölüyorsun yola girince. Bütün eski günahlarını, eski bilmem şunları bunları bırakıyorsun, yeniden doğuyorsun. Onun için mesela bazı uzmanlar diyorlar ki, ben 16 yaşımda doğdum. Bazısı diyor ki 20 yaşında doğdum. Yani yola girdim, tekkiye girdim. Şimdi yola girmiş kişiye ölmeden önce ölmüş talip diyorlar. Şimdi yola giren de 4 kişi giriliyor. Onun için Pir Sultan'ın böyle 3 şiirini ben tespit ettim. En son okuduğum kitapları geçenlerde. Bu geçtiğimiz yaz hem Yunus Emre'nin sizin kitabınızı okudum yeniden hem de Pir Sultan'ları okudum. Diyor ki işte 4 kardeşiz bir gömlekte yatarız. Gömlek birdir, bir vücuda çatarız, kendimizi ateşlere atarız, ateş nedir, duman nedir, köz nedir? Pir Sultan yani 4 kardeş bir yola girdik. Ama 5'i bir geliyor, 4 kardeş yola girecek ama 5 kişi bir geliyor şeye, meydana. Rehber var. Çünkü rehber de var ama yola girecek 4 kişi var. Ondan dolayı 5'i bir yerde diyorlar yani 5'i bir yerde şeye duruyor, dara duruyor ama dara durmak diyorlar. Şeyciler de, dervişçiler de şey yok böyle hani evliliğe onlar karşı çıktıkları için tek başına yola girebiliyorsun. Onu alıyorlar. Bir de dervişçiler Hacı Bektaş-ı Veli'nin evladı olmadığını söylüyorlar. Evlenmemiş olduğunu söylüyorlar ve şeye inanmıyorlar. Bu ulusoylara, çelebilere inanmıyorlar. Soydan değil de. Soydan değil. Yani, evladı yoktur diyorlar. O zaman ne oluyor? Şimdi aslında sorun şuradan geliyor. Devlet bu Çelebi ailesinin Kalender Çelebi isyanından sonra Aleviler üzerindeki otoritesini yıkmak için böyle bir uygulama yapıyor. Çünkü Aleviler ikide bir problem çıkarıyorlar. Bu başı dağıtmalısın ki vücutta dağılsın. Başı dağıtmak için de diyorlar ki Hacı Bektaş'ın evladı yoktur. Bunlara inanmayacaksınız, bize inanacaksınız diyorlar. Sersem Ali Baba geliyor. Bu ayaklanmayı anlatanlar Alevilik içindeki bu ayrımdan hiç söz etmiyorlar. Bence eksik bu. Peki, şeyde de böyle bir eksiklik gördüm Ali Haydar Avcı'nın kitabında. Ben Ali Haydar Avcı'yla tanışmıyorum. Ama onu tanıyan insanlara söyledim. Dedim ki bak bu böyle kitapta da yazmış. Server Paşa'nın gelmesi önemlidir burada. Bence Pir Sultan'ın asılmasında bir etkendir bu diye düşündüm. Böyle benim Pir Sultan'ın asılmasıyla ilgili. Pir Sultan'ın şiirlerinde zaten anlatılan Şah'ın Şah İsmail olmadığı, Kalender Çelebi olduğu çok açık. Onu Ali Haydar Avcı da güzel yazmış. Yani mesela sizin ebeniz veya işte anneniz bu yüzden mi dedecilere, dervişçilere karşı? Mesela bizimki tabii bizimkiler dervişçilere dönük diyorlar. Çünkü onlar diyorlar yoldan döndü. Ne oldu yoldan döndü? Biz Hacı Bektaş'ın evladı vardır diyoruz. Oradan o yola gidiyoruz. Sen diyorsun ki yoktur devletin adadığı, kanunun adadığı adamın peşinden giderim diyorsun. Bir de işin herhalde şöyle bir boyutu daha var. Şimdi şamanizmde mesela doğuştan geliyor değil mi? Bazı özellikler. Yani herkes şaman olamıyor. Evet. Öyle değil mi hocam? Hocam. Şamanizmle şöyle ben bir anlatmaya çalışayım hocam. Bu biraz göçebe Türkmen yapısıyla ilgili. Mesela Kerbela'da da Kerbela'yı Alevilerin bu kadar kendileriyle özdeşleştirmeleri hani Fatih'le beraber şeylerin toprak, mülkiyetin şunun bunun ellerinden alınıp şeylere devşirmeleri verilmeleriyle Kerbela'da Ali'nin evlatlarına yapılan haksızlıkla kendilerine yapılan haksızlıkları özdeşleştiriyorlar. Yani soydan gelme hani beylik, hanlık, hakanlıkla bağı var. Orada da mesela aynı göçebelikten gelen bir toplumsal yapı olduğu için mesela şamanizmde de benzer şeyler var yanlış bilmiyorsam. Dedelik de hani dışarıdan olunmuyor. Soyla ilgili bir şey. Yani burada böyle bir bağ da var. Dışarıdan olunuyor.
şeyi çok tam defa, o yanlış bilmiyorsun. Yani şamanizmle Alevilik arasındaki bağ çok şey yapıyor, mübalağa ediyorlar. Bence. Yani bu bağ öyle zannedildiği kadar sıkı değil. Evet. Ya bazı unsurlar gelmiş şamanlıktan ama yani şamanizm, efendim Alevilik şamanizmin gelişmeleri yok bunlar şey. Şimdi hocam. Hocam benim dediğim başka bir şey ama yani ha benim dediğimi anladınız mı bilmiyorum. Yani şey göçebe toplum yapısında kan bağı daha önemli. Doğru ama şaman sadece soydan gelmiyor ki. Tutuyorlar bir adamı şaman yapıyorlar. Mesela adam işte konuşamıyor, efendim düşüyor, bir hastalık alameti gösteriyor. Diyorlar ki sen şaman olacaksın. O adam şaman olmayı kabulleniyor, zorla kabulleniyor. İşte ruhlarla ilişkiye girdi filan diyorlar. Kabullendikten sonra evvela kendini iyi ediyor, kendi ruh hastasını. Ondan sonra başkalarını iyi etmeye başlıyor yani. Hocam şimdi vilayetnamede zaten bak şimdi vilayetnameyi okunursa şu var. Herkes göbekten dede değil. Vilayetnamede ben bir şey gördüm. İyi olan insanların birçoğu eskiden kötü adamlar. Zamanla Hacı Bektaş onları değiştiriyor. Yani Hatay'ın bir şiirinde var. Hayat diyor merdivenlidir, inişli çıkışlıdır. Yani iyi de olabilirsiniz, kötü de olabilirsiniz. Kötü olanı zaten düşkün ediyorlar. Mesela çam şıkı, çamı yeşerten şehit dedikler adam. Dostunda 9 kişiyi öldürmüş bir adam. Sen diyor işte git orada şey ol. Hikaye uzun. Bir şeyi öldürdükten sonra, ihbarcıyı öldürünce çam yeşeriyor, ona dedelik veriyor. Son günlerde Velayettin Ulusoy'un bir kitabı çıktı. Çerçeşme yazıları diye. Mülakatlarını yayınlamış. Ta kendi yazdığı yazılarda da var. Velayettin Ulusoy da aynen bunu söylüyor. Diyor ki dedelik babadan oğula geçen bir şey değildir. Dede Hacı Bektaş adına mürşit şeylere, taliplere hizmet götüren adamdır ve Hacı Bektaş'ı temsil eder. O dede gelip Hacı Bektaş tekkesinden diploma eğitim almalıdır, eğitim almalıdır, hüccet almalıdır diyor. Eğer o hücceti ve izni almamışsa onun diyor dedeliği geçersizdir diyor. Bu bizde böyleydi ama daha sonra diyor işte bu 1500